Herkese merhaba, ben İsmail Pişer. Bugün sizlere önceki podcast'in devamı niteliğinde Frankfurt Okulu'nun en önemli isimlerinden birinden yani Horkheimer'dan bahsetmeye çalışacağım. Ama yayına başlamadan önce birkaç önemli duyuru yapmak istiyorum. Sosyopat TV'deki bütün podcast'leri ki an itibarıyla 9. bölümü kaydetmekteyim şu anda. Bütün bu podcast'leri Spotify'dan da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Malumunuz YouTube görsel kültüre özgü olan, görsel kültürü destekleyen bir platform. Yani podcast dinlemek için çok cazip bir mekan değil burası açıkçası. Dolayısıyla sizleri Spotify kanalımızda da görmekten memnuniyet duyarız. Evet, biraz düğün daveti gibi oldu ama idare edin artık. Spotify'dan Sosyopat'ı takip ederek ki Sosyopat yazdığınızda kanalı hemen göreceksiniz zaten. Toplu taşıma araçlarında, belki mutfakta yemek hazırlarken, belki uyku öncesinde beni ve davet edeceğim konukları dinleyebilir ve sosyoloji ya da iletişim bilimleri üzerine bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, bu önemli duyurumu tamamladığıma göre gelelim konumuza. Şayet hazırsanız ve zihninizin kemerlerini çözdüyseniz, Frankfurt Okulu'nun eski müdürü olan Max Horkheimer'dan bahsetmeye, onu bir nebze tanımaya ve tanıtmaya başlayabiliriz. Önceki bölümde Horkheimer'ın Frankfurt Okulu'nun ikinci müdürü olduğunu söylemiştim, Karl Grunberg'den sonra. Açık konuşmak gerekirse Horkheimer'ın okula Karl Grunberg'den çok daha derin bir iz bıraktığı kanısındayım. Tabii bu subjektif bir değerlendirme ama konuyla ilgilenen kişiler, yani eleştirel kuramlarla haşır neşir olan kişiler bana hak vereceklerdir diye düşünüyorum. Horkheimer'ın enstitüye yön veren, enstitünün felsefesini etkileyen kişilerin başında geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz bence. Horkheimer'ın Frankfurt Okulu'na en büyük katkılarından birisinin felsefe olduğunu söyledik ama felsefenin yanına antropolojiyi de ekleyebiliriz. Zira Horkheimer dinin, sanatın ve bilimin yanına modayı, sporu, eğlenceyi ve yaşam tarzlarını ekleyerek toplumun ve bireylerin tinsel gelişimlerinin, tinsel ruhsal gelişimlerinin yanı sıra günlük yaşam pratiklerini de enstitü programına dahil ettiğini biliyoruz. Tabii Horkheimer'ın hayatında bir takım kırılmalar var. Kariyeri boyunca çok stabil bir duruşu ya da böyle değişmez fikirleri olduğunu söyleyemeyiz. Mesela 1920'li yıllarda ampirik bilimsel süreçlerle büyük felsefi sorunları bütünleştirmeye çalıştığı bir dönem var. Ne demek bu? Yani ampirik bilimsel süreçlerle büyük felsefi sorunları bütünleştirmek ne anlama geliyor? Şöyle ki arkadaşlar, felsefenin antik Yunan'dan bugüne kadar sorduğu belli başlı sorular vardır, bilirsiniz. Hakikat nedir? Gerçek nedir? Nesne ile idea, ruh ile beden, tümel ile tikel arasındaki ilişkiler nelerdir? Ya da varoluş ne anlama gelir? Biz neden varız? Gibi. Neyin var Feridun? Varoluşsal sancılar geçiriyorum. Klasik felsefi soruları ön cebine koyuyor Horkheimer. Ve bu sorular üzerinden ekonomik hayatı, kültürel alanı, bireylerin psikolojik gelişimlerini gözlemlemeye ve çözümlemeye çalışıyor. İşte bu açıdan Horkheimer'ın bilimle felsefe arasında bir köprü kurmaya çalıştığını, okulu da bu köprüyü kurmaları yönünde teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Ancak ilk etapta bunu söyleyebiliriz. Size az önce Horkheimer'ın hayatında kırılmalar olduğunu söylemiştim. İlk kırılma 1930'lu yıllarda yaşanıyor. Horkheimer'ın felsefe ve bilim işbirliği, yani zihninde kurguladığı, tahayyül ettiği felsefe-bilim işbirliği yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ve Horkheimer muhtemelen Adorno'dan da etkilenerek şu fikri sonuca varıyor. Felsefe ile bilim uyum içinde değildir.
Bilim... Tabii burada bilim derken nesneleri ve ilişkileri aratsallaştıran pozitif bilimlerden bahsediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde Frankfurt Okulu'nun pozitivizme tepki olarak doğduğunu söylemiştik tabiri caizse. İşte bu tür bilim anlayışı felsefeyi baskı altına almaktadır. Bu nedenle felsefe pozitif bilimlerden korunmalıdır. Böylece Horkheimer için felsefe bilimin ekürisi, bilimin kankası olmaktan çıkıyor. Tam aksine pozitif bilimlerin aratsallaştırıcı, o her şeyi bir nesneye dönüştüren dominant karakteri karşısında felsefenin zihinsel bir sığınak olarak görülmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu noktayı aklımızda tutalım. Neden felsefe zihinsel bir sığınak? Çünkü modernitenin büyük bir hüsranı söz konusu, büyük bir başarısızlığı söz konusu. O yüzden de insanların bu felsefe sığınağına geri dönüp yeniden bir toplum, yeniden bir dünya ideali kurmaları gerektiğini savunuyor Horkheimer. Tabii bu fikir değişikliğinin ardından pozitivizmi de ağır bir dille eleştirmeye başlıyor. Diyor ki, ey pozitivizm, tarihin özneleri nerede? Nerede bu özneler? Horkheimer'ın pozitivizme yönelttiği eleştirileri 4 madde halinde, 4 başlık altında özetleyebiliriz sanırım. Birincisi, pozitivizmin etkin ve eyleyici olan insan varlığına mekanik bir belirlenimcilik şeması içinde, yani geçen bölümde de anlattığım gibi salt neden-sonuç ilişkileri üzerinden dolaysız baktığını öne sürüyor. Biz insanları laboratuvar ortamında incelenecek birer kanser hücresi gibi, deney faresi gibi görürsek bu durumda öz ile görünüş arasında bir ayrım yapma şansımız kalmaz. Horkheimer tam olarak bunu eleştiriyor işte. İkincisi, pozitivizm olgu ile değer arasına mutlak bir ayrım çizgisi koyarak bilgiyi insan istemlerinden ayırıyor. Üçüncüsü, pozitivizm gerçekleşebilecek radikal değişimleri engelliyor ki radikal değişimden kastımız, başlıca kastımız elbette ki sosyalist devrim burada. Bu tarz radikal değişimleri ve eylemleri engelliyor, siyasal dinginciliğe sebep oluyor. Başka bir deyişle, yalnızca var olana katılarak, var olanı varsayarak, var olan siyasal düzeni de kutsallaştırmış oluyor. Dördüncüsü, pozitivizm yeni bir egemenlik biçimini, yani teknokratik egemenliği destekliyor ve desteklemekte de kalmayıp bu egemenlik biçimini yeniden ve yeniden üretiyor. Arkadaşlar, bu dördüncü maddeyi ben biraz açmak istiyorum. Sizler şayet iletişim bilimlerine, sosyolojiye ve felsefeye yabancıysanız, yani bu alanlara daha önce pek kafa yormadıysanız, ki yormak zorunda da değilsiniz. Herkes sosyoloji ve felsefe bilecek diye bir kaide yok. Belki yaşınız da biraz küçüktür. Bu durumda farkında olmadan bilimi bir fetiş alanı haline getiriyor olabilirsiniz. Çünkü çocukluğumuzdan beri bizlere bilimi yüceltmemiz ve bilim insanlarına hayranlık duymamız yönünde telkinlerde bulunuldu. İsviçreli bilim adamlarının önerisi... Tabii ki buna ben de dahilim. Ben de bu kalıplardan azade değilim. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla sizler ve ben, hele ki seküler bir ailenin çocuğuysanız, Evrim Ağacı gibi bilim platformlarını ya da Barış Özcan gibi bazı YouTube kanallarını, ki biliyorsunuz Barış Özcan da bilimle, sanatla ve teknolojiyle ilgili içerikler üretiyor. Bu tarz kanalları, bu tarz kaynakları takip ederek Science is the new God modunda günlerinizi geçiriyor olabilirsiniz. Tıpkı kitabı bir fetiş nesnesine dönüştürüp evinizde koca koca kütüphaneler kurmanız ama sonra o kütüphanelere bir kere bile dönüp bakmamanız, o yüzlerce kitaba bir dekor muamelesi yapmanız gibi. Tabii ki bunu yapan benim etrafımda çok fazla insan var. Ben de vakti zamanında kitabı bir fetiş nesnesi haline dönüştürmüştüm.
Ancak kendimi bu konularda biraz geliştirmeye çalışıyorum. Elbette ki bilim çok değerli bir şey. Elbette ki kitaplar çok değerli nesneler bizim için. Ben burada bilimin önemini tartışmıyorum ki hayatımın yarısını üniversitede geçirmiş bir insanım. 2007'de girdim üniversiteye ve hala üniversitedeyim. Gerek öğrenci olarak gerek öğretim görevlisi olarak. Bilime gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Ancak meselenin biraz derinine indiğimizde bilimin ve teknolojinin egemen güçler tarafından bir tahakküm aracı olarak da kullanıldığını farkına varmanızı istiyorum. Bu konuda bir kaynak da tavsiye edebilirim. Max Weber'in Meslek Olarak Bilim adlı makalesini mutlaka okuyun. Hatta kaynak tavsiye etmekle yetinmeyeyim. Somut ve güncel bir örnek de vereyim bence. Neyi kastettiğim, ne anlatmaya çalıştığım tam olarak anlaşılsın. Diyelim ki bir ülkenin iktidar partisi, hadi bir ülkenin demeyelim, Silivri riskini göze alarak bizim ülkenin diyelim ve AK Parti diyelim. AK Parti hiçbir zaman ekonomi kötüye gidiyor demez, değil mi? Bugüne kadar böyle bir söylemde bulunmuş oldukları vaki değildir. Ancak ekonomik durumu tasvir etmek için şu tarz cümleleri sık sık kullanmışlardır. Ufak çalkantılar olsa da Türkiye 2020 yılında %1,5 cari fazla vermiştir. Öte yandan yıl ortasında alınan devalüasyon kararı sonrasında ithalat oranı %8 kadar düşmüştür. Sonuç olarak gayri safi milli hasılada muhtemel bir değer kaybının da önüne geçilmiştir. Şimdi AK Parti'nin bu şekilde bir açıklama yaptığını hayal edelim. Ki sık sık da yapıyorlar zaten, gerek televizyon ekranlarında gerek ekonomi bültenlerinde. Peki ülkemizde kaç kişi cari açığın veya cari fazlanın nasıl hesaplandığını biliyor sizce? Ya da kaç kişi devalüasyon sözcüğünün tanımını yapabilir? Kaç kişi gayri safi milli hasıladaki inişleri çıkışları düzenli olarak takip ediyor? Çok küçük bir azınlık değil mi? Yani nüfusu baz alırsak şayet 1 milyon birkaç milyon kişi bu sorulara ancak cevap verebilir. İşte arkadaşlar, iktidar bu tarz açıklamalarla ekonomi bilimini, bakın bilim diyorum çünkü ekonomi bir bilim dalıdır. Ekonomi bilimini, matematiği, ki matematik de Auguste Comte'un deyişiyle pozitivizmin ana dilidir. Bilimi, ekonomi bilimini, matematiği ve muhasebeyi birer tahakküm aracına dönüştürüyor. Hem bilimsel terimlerin arkasına sığınarak toplumun fakirleştiği realitesini gizleyebiliyor, hem de halka cehaletini hatırlatarak, ki halk gerçekten ekonomi konusunda cahil. Herkes bu bilime hakim olacak, matematikten çok iyi anlayacak diye bir kaide yok. Halka bu cehaletini anımsatarak teknokratik iktidarını güçlendirmiş oluyor. Dolayısıyla da Pierre Bourdieu'nun kavramını kullanmak gerekirse bu noktada, bilimin ve teknolojinin birer simgesel şiddet aracı olarak kullanılması son derece yaygın bir hadise. Yani benim sıradan bir yurttaşım aslında geçen sene 20 birim parayla 3 torba gıda alabiliyorken bu sene 2 torba gıda alabiliyor. Yani bariz bir şekilde, aleni bir şekilde fakirleşmiş. Ancak televizyonu açtığında yok devalüasyon, yok cari açık, yok cari kapalı, gayri safi milli hasıla şöyle değişti, böyle arttı gibi bilimsel terimleri işittiği zaman şöyle düşünüyor. Demek ki ben anlamıyorum. Demek ki ben aslında fakirleşmiyorum. Çünkü insanlar bilmedikleri ifadeler duyduklarında, anlamadıkları bilimsel söylemlerle karşılaştıklarında onlara hemen inanma eğilimi gösterirler. Sanırım bu örnek yeterli olmuştur bu konuyu açmak için. Evet, Horkheimer her ne kadar pozitivizmi yerden yere vursa da
Bu açıdan devrimci bir tutum takınsa da düşüncelerinde gün geçtikçe bir muhafazakarlaşma görüyoruz aslında. Mesela 1920'li yıllarda Marx ve Gramsci çizgisinde emin adımlarla ilerlerken, dolayısıyla da proletaryanın burjuvaziyi bir şekilde alt edebileceğine inanırken, 1930'lu yıllarda proletaryayı sadece bir nesne olarak, sadece bir sosyal psikolojik analiz nesnesi olarak görmeye başlıyor. Nitekim 1937 yılında da bilmeyle yapmanın simetrik süreçler olduğu düşüncesini terk ediyor. Yani mealen Horkheimer'ın ulaştığı noktayı şöyle özetleyebiliriz. Evet, proletarya burjuvazinin iç çelişkilerini fark edebilir, proletarya sömürüldüğünü pekala iyi anlayabilir, bilebilir. Ancak tüm bunları biliyor olmaları eyleme geçecekleri ya da geçmeleri gerektiği anlamına gelmez. Bu tarz bir düşünceye sahip oluyor Horkheimer ve devrim beklentisini iyice aşağı seviyelere indiriyor diyebiliriz. Öte yandan Horkheimer'ın belki de en önemli çalışması Adorno ile birlikte kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı başyapıt. Aydınlanmanın Diyalektiği'nin temel tezini şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Vakti zamanında mitleri yerli bir etme iddiası taşıyan aydınlanma an itibarıyla mitlere geri dönmüştür. Dolayısıyla da toplumsal rasyonellik yeniden irrasyonel bir karakter kazanmıştır. Bu ifade aslında Weber'in büyü bozumu ve biçimsel rasyonellik kavramlarına karşılık geliyor. Hatta Marksizm ile Weber arasında George Lucas'ın bir köprü olarak kullanıldığını da söyleyebiliriz. Tabii George Lucas'ın hangi manada bir köprü olduğunu ya da Marksizm'den Weberyan düşünceye nasıl geçildiğini burada detaylı anlatma şansım yok. Sizin Aydınlanmanın Diyalektiği kitabını edinip okumanız gerekiyor. Ancak bunu yapacağınızı da çok zannetmiyorum. Çünkü Aydınlanmanın Diyalektiği'nin oldukça ağır bir dili var arkadaşlar. Ben de tamamını baştan sona okumadım açıkçası. Bu kitapla alakalı yazılmış makalelere, tezlere göz attım. Kitabın da ilgimi çeken bazı noktalarını gözden geçirdim ancak tamamını okumadım dürüst olmak gerekirse. Çünkü hem çok ağır bir dili var hem de yazarlar bunu kasten yapmışlar. Çünkü Adorno ve Horkheimer araçsal akla ve pozitivizmin dayattığı neden-sonuç ilişkilerine bir tepki olarak kasten ağdalı bir dil kullanıyorlar. Bu noktada tabii bir lisans öğrencisi olarak ya da bir lisansüstü öğrencisi olarak arkadaş bizim suçumuz neydi diye sorabilirsiniz. Ama yapılacak hiçbir şey yok ne yazık ki. Ne demişler? Filler tepişirken olan hep çimenleri olur. Yani lisans öğrencilerine. Şimdi kitaptan birazcık daha bahsetmemiz gerekirse, Aydınlanmanın Diyalektiği'nde yazarların artık bir devrim beklentisinin veya umudunun kalmadığını söylemiştik. Bunun yerine tıpkı Weber gibi yoğun bir rasyonelleşme eleştirisi yapıyorlar. Öte yandan Marksizmin temel konusu olan sınıf çelişkilerini, yani proletarya burjuvazi gerilimini ikinci plana itip insan ile doğa arasındaki çelişkileri önceliyorlar. Yani kapitalizm işçi sınıfına yönelik bir tahakküm olmaktan ziyade doğaya yönelik bir tahakküm olarak ele alınıyor bu kitapta. Doğa derken tabii sadece kuşu, böceği, ağacı kastetmiyoruz. İnsanın içindeki ve dışındaki doğayı köleleştirdiğini kapitalizmin, üstelik bunu da anlamlı bir amaç uğruna yapmadığını, sadece meta ve kar peşinde koştuğunu, dolayısıyla da aşılmasını veya kazanılmasını umduğumuz doğanın aslında sadece bastırıldığını anlatıyor bu değerli kitap. İnsanın eşya üzerinde iktidar kurma isteği ne kadar yoğun olursa, eşyanın onun üzerindeki tahakkümü de o kadar ağır olur. Ve insan zihni en nihayetinde biçimsel bir akıl otomatına dönüşür. Aydınlanma çağının nesnelere karşı tutumu, bir diktatörün insanlara karşı tutumuyla aynıdır. Nasıl ki diktatör insanları salt güdümleyebildiği ölçüde tanıyorsa,
Bilim adamı da nesneleri onlara hükmedebildiği ölçüde tanır. Böylece nesneler kendileri için var olmaktan çıkarlar ve bilim adamı için var olurlar. Yani onların özü her defasında aynı biçimde egemenliğin dayanağı olarak ortaya çıkar. Adorno ile Horkheimer yine Aydınlanmanın Diyalektiği kitabında aklı ikiye ayırıyorlar. Tözsel akıl ile araçsal akıl şeklinde bir kategorizasyon bu. Şimdi burada töz kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirsiniz. Bunun için size Spinoza'nın töz tanımını okumanızı tavsiye ederim. Nedir töz? Siz şayet bir varlığı, bir nesneyi ya da objeyi diyelim, zihninizde doğrudan tahayyül edebiliyorsanız o bir tözdür. Örneğin kalem. Eğer zihninizde bir kalem hayal edebiliyorsanız, kalem imgesi oluşuyorsa zihninizde, kalem bir tözdür. Ancak başka bir örnek vermek gerekirse, uzun. Uzun dediğimiz zaman sizin zihninizde doğrudan bir uzun imgesi canlanıyor mu? Hayır. Başka bir nesneyle, başka bir objeyle onu birleştirmeniz gerekiyor zihninizde imgeye dönüştürmek için. Yani ya bir uzun adam hayal ediyorsunuz, uzun adam beni andı herhalde, ya da bir uzun kalem ya da uzun bir kadın, yani uzun kelimesi tek başına zihninizde imgelenemiyor. Demek ki uzun bir töz değil. Umarım tözü size açıklayabilmişimdir dilim döndüğünce. İşte Adorno ve Horkheimer tözsel akıl ve araçsal akıl şeklinde bir kategorizasyona gidiyor. Bu ayrıma göre tözsel akıl bize iyi yaşamın ne olduğunu söyleyen akıldır. Araçsal akıl ise anlamı bir kenara iten tüm bilgileri ancak işe yarayıp yaramadığına göre derecelendiren akıldır. Nitekim aydınlanma çağı ile birlikte egemen olan akıl türü de araçsal akıl olmuştur. Başka bir deyişle modernitenin geldiği son noktada Amerikan pragmatizminin idealizm karşısında bir zafer kazandığını söyleyebiliriz. Erk olan bilgi teknik bilgidir. Bu bilgi türü ancak birlikte gelişip serpildiği iktisadi sistem kadar demokratik olabilir. Başka bir deyişle teknik bilgi kavramları, imgeleri ya da idrak etme mutluluğunu değil, yöntemleri, başkalarının emeğini sömürmeyi ve sermayeyi hedefler. Hal böyle olunca insanlar doğayı doğaya ve insanlara hükmetmek için kullanmaktadırlar. Evet, yorulduğunuzun farkındayım. Yavaş yavaş sona geliyorum, endişe etmeyin. Son olarak Adorno ve Horkheimer'ın birlikte geliştirdikleri kültür endüstrisi kavramından bahsedip yayını sonlandıracağım. Horkheimer, kültür endüstrisinin oluşumunun ardında yine o iki baş belasını, pozitivizmi ve faydacılığı gösteriyor. Artık hayatın her alanına neden sonuç ve fayda gözlükleriyle baktığımız için kültür ürünleri de tıpkı fabrikaların montaj hatları üzerinde gidip gelen mallar gibi tek düzeleşmiştir. Ya da George Ritzer'in kavramını ödünç alalım bu noktada. Artık kültür ürünleri McDonald'laşmıştır. Yani şarkılar, türküler, resim tabloları, romanlar, aklınıza gelebilecek bütün sanat ve kültür ürünleri Fordist bir anlayışla seri üretilmeye başlamıştır. Öte yandan düşünce de, yani düşüncenin kendisi de düşünce olmayan bir şeyle, yani söz konusu düşüncenin toplumsal davranışlar üzerindeki etkisiyle ölçülmektedir. Tıpkı bir filmin değerinin insan ufkuna kattıklarıyla değil, gişe hasılatıyla ölçülmesi gibi. Yahut bugün sosyal medyada insanların takipçi sayılarıyla, abone sayılarıyla, aldıkları beğeni sayılarıyla itibar kazanmaları ve değer görmeleri gibi. Tekelci kapitalizmin tasfiye ettiği bireyler artık birer tüketiciye, tüketiciler de reklam sektörünün verimli işleyebilmesi için birer istatistik malzemelerine dönüşmüşlerdir. İnsanlar öyle mekanikleşmiştir ki boş vakitlerinde çıktıkları tatiller bile çalışmalarının bir uzantısı olmuştur. Mekanikleşme, boş zamanı olan kimseler üzerinde öyle büyük bir güce sahiptir ki
eğlence metalarının üretimini temelden belirleyerek tatile çıkan kişilere onların emek süreçlerinin kopyasından başka bir şey yaşatmaz. Bu son alıntıyı şöyle örneklendirmek lazım. Bence hepinizin başına gelmiştir bu. Bazen tatile çıkarsınız ancak tatilde iş hayatında olduğundan çok daha yorgun hissettiğinizi anlarsınız. Çünkü biz tatile neden çıkarız? Dinlenmek için, ruhumuzu biraz dinginleştirmek için, belki iç yolculuğa çıkmak için değil mi? Biraz daha pasif kalmak için aslında biz tatile çıkarız. Ancak tatilde bile kafamızdaki o biçimsel rasyonelite hiç durmaz. Sürekli olarak zamanı verimli kullanmak, bir zaman değer ekonomisi vardır zihnimizde. Şayet her şey dahil bir otele gittiysek, ödediğimiz paranın karşılığını almak için ekstra aktif olma zorunluluğu hissederiz. Ve tatilin sonunda dönüp baktığımızda üzerimizden kamyon geçmişçesine yorgun olduğumuzu ve işimize inanılmaz derecede yorgun döndüğümüzü fark ederiz. İşte bunun nedeni de yine Weber'in anlatmaya çalıştığı rasyonelleşmenin, biçimsel rasyonelitenin aslında tatillerde bile bize iş dünyasının bir kopyasını yaşatıyor olması. Horkheimer az önce bahsettiğim bütün bu olumsuz gelişmelerden ötürü kitle kültürü yerine kültür endüstrisi kavramını kullanmamız gerektiğini savunur. Çünkü az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi günümüzde üretilen bir sanat eserinin, mesela bir müzik albümünün, filmin ya da kitabın fabrikada seri üretime sokulan bir otomobilden pek bir farkı kalmamıştır. Bizler kültür endüstrisinin ihtiyaçlarımızı ya da arzularımızı karşıladığını zannederiz. Oysa ki ihtiyaçlarımız ve arzularımız bizzat bu endüstriler tarafından yaratılmaktadır. İşte bizler burjuva ahlakıyla ya da Weber'in deyişiyle protestan ahlakıyla koşullandığımız için ve bu düşünce yapısı artık tüm benliğimize sindiği için bu gerçekleri farkına bile varamayız. Sonuç olarak yıllarca Frankfurt Okulu'nun müdürlüğünü yapan ve Adorno ile birlikte şahane bir yapıta imza atan Horkheimer, 1950 yılında Nazilerin gücünün kırılmasıyla ve Hitler'in tahtalı köyü boylamasıyla birlikte Amerika'dan Avrupa'ya geri dönmüştür. Bu arada Adorno ile Horkheimer'ın Yahudi olduklarını tekrar hatırlatayım. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Horkheimer hayatının geri kalanını Almanya yerine İsviçre'de yaşamaya karar vermiştir. Daha da ilginç olan ise şudur ki Horkheimer yaşlılık döneminde adım adım muhafazakarlaşmış, mesela tüm Avrupa'yı sarsan 68 öğrenci hareketlerine hiçbir şekilde destek vermemiş, aksine bu hareketleri özgürlükçü olmaktan ziyade özgürlükçü olmak bir yana salt anti-Amerikancı olmakla suçlamış ve gün be gün pasif, dindar bir insana dönüşmüştür. Şöyle baktığımız zaman Horkheimer kariyerindeki bir insanın geldiği bu son nokta gerçekten düşündürücü. Ama tabii siz yine de muhafazakarlaştı deyince gidip en yakın cemaate kaydolduğunu, bütün gün sinagogda ayinlere katıldığını falan düşünmeyin. Onun muhafazakarlaşması Tanrı'nın varlığına dair güçlü bir inanç duymasının yanı sıra Alman idealistlerinin büyüklüğünü yeniden idrak etmesiyle alakalı biraz da. Yani ömrünün son yıllarında Horkheimer, Kant ve Hegel gibi Alman idealistlerini Marx'tan birkaç gömlek daha üstün görmeye başlıyor ve öldüğü güne kadar da Ortodoks Marksizm'den uzaklaşmaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tek seferde aldım bu defa kaydı. Önceki kayıtları parça parça alıp birleştiriyordum. Sürçülisan ettiysek affola, eğer yanlış bir ifade kullandıysam ki olabilir. Sosyal bilimlerde bazı kavramlar gerçekten çok tartışmalı ve hassas olmanız gereken kavramlar. Eğer o tarz bir teknik hata yaptıysam yorumlara belirtirseniz elbette ki hatamı savunacak değilim. Ben de en azından daha dikkatli olmaya çalışırım.
Önümüzdeki bölümde Adorno'yu bu kez merkeze alacağım. Adorno hakkında sizlerle sohbet edeceğiz. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.